Öklit algoritması yazılıda çıkabilecek sorular 4. Bu videomuzda Öklit algoritmasından okul sınavlarında karşımıza gelebilecek şaşırtıcı bir soruyu inceleyeceğiz. Alıştığımız şekilde sorulmaması şaşırtıcılık tabii ki. Bakalım x bölü 15 artı y bölü 8 eşittir 1 bölü 120 eşitliğini sağlayan x ve y tam sayılarını Öklit algoritması kullanarak bulun. Bu şekilde kesirli bir durumla karşılaşırsak ilk olarak bütün paydaları eşitleyip atmalı ve bunu alıştığımız formata getirmeliyiz. Birinci adımımız bu. Bunu 8 ile genişletirsek 120 olur. Bunu 15 ile genişletirsek 120 olur. Bunu herhangi bir şeyle genişletmemize gerek yok. Hadi ben 1 yazdım yine de. Birinci adımımız paydaları eşitleyip atma. 8x bölü 120. 15y bölü 120. 1 bölü 120. Bunları attık. Ve alıştığımız format geldi. 8x artı 15y eşittir 1. Şimdi Öklit algoritmasıyla buradaki katsayıları bulabilmemiz için bu karşı tarafın 8 ile 15'in ebobu olması gerekir. Bunu göstermemiz lazım. 8 ile 15'in ebobu 1 olmalı ki biz bunu Öklit algoritmasıyla buradaki katsayılarını bulabilelim. İkinci adım Öklit algoritmasıyla ebob bulmaya başlıyoruz. Büyük olan katsayıyı küçük olana bölüyoruz. Yani 15'i 8'e bölerek başlıyoruz. 15 bölü 8 bir kez var. 7 kaldı. Kalan sıfır çıkmadığı için buradaki böleni buradaki kalanımıza bölerek devam ediyoruz. 8 bölü 7 bir kez var. Bir kaldı. Hala kalan sıfır çıkmadığı için buradaki böleni kalana bölmeye devam ediyoruz. 7 bölü 1. 7 defa var. Sıfır çıktı. Evet. Kalan sıfır çıktığı için buradaki 1 8 ile 15'in ebob. Ebob 8, 15, 1. İki sayının ebobu 1 ise zaten o iki sayı aralarında asaldır ki görüyoruz ki ikisini de ortak olarak yalnızca 1 bölebiliyor. En büyük olarak. Şimdi 8 ile 15'in ebobunun 1 olduğunu bulduğumuza göre Öklit algoritması buradaki x ve y katsayılarını bulmamızı sağlayabilir. Üçüncü adıma geçiyorum. Şimdi burada kalanın sıfır olduğu bölme işlemini kullanmıyoruz. Bununla işimiz yok. Buradaki sondan başa doğru gideceğiz bölme işlemleri kullanırken. Önce bunu kullanacağız. Burada bölünen eşittir. 8 eşittir. Bölen çarpı bölüm. Ama onları çarpma durumunda yazacaksınız. Çarpmayacaksınız. Artı 1. Bu ilk yazdığımız eşitlikte ebobu yalnız bırakacağız. Ebob kaç? 1. Burada da ebob her zaman kalandır zaten. Burada ebob yalnız bırakılır. Ebob yalnız bırakılır. 1 eşittir. 8 eksi 7 çarpı 1. Biz ebobun karşısında 8 ve 15 görmek istiyoruz. 8 tamam da buradaki 7 neyin nesi? Bu 7'den kurtulmamız lazım. Onu da bu ilk denklem sağlayacak. İlkinden gelecek eşitlik sağlayacak. Bunu alıyoruz şimdi yazıyoruz. Bölünen 15 eşittir. Bölen çarpı bölüm 8 çarpı 1 artı kalanımız 7. Bu ikincisinde her zaman kalan yalnız bırakılır. Buradaki kalan 7'dir. O kalanı da getirip hep burada yerine koyarız. Kalan yalnız bırakılır. Bırakalım şuradaki kalanı. 7 eşittir. 8 çarpı 1'i diğer tarafa attık. 15 eksi 8 çarpı 1. Şimdi bunu götürüp ilk denklemimizde yerine koyacağız. İlk eşitliğimizde. Burada. Bu 7'nin yerine bunda şunu alalım.
Buradaki 7'nin yerine 15 eksi 8 çarpı 1'i koyacağız. 1 eşittir. 8 eksi. Buradaki 7'nin yerine parantez içinde şunu koyuyoruz. 15 eksi 8 çarpı 1. Dışarıda bir 1 çarpanı var. Bizim ulaşmak istediğimiz şey 1'in karşısındaki 8 ve 15 sayıları. Ve şu an ulaştık. 1 eşittir. Bu 1'i 15 ve 8'in yanlarındaki sayılarla çarpacağız. 8 eksi bu 15 çarpı 1 olacak. Hem de eksiği içeri dağıtıyorum. Bu eksi eksi birbirini artı yapacak. Buradaki 1 ile 1'i çarparsak 8 çarpı 1. Devam edecek olursak buradaki de 8 var burada. Bunun da yanında 1 çarpanı vardır gizli. 8 çarpı 1, 8 çarpı 1. Bunları toplarsak 8 çarpı 2 olur. 2 tane 8 yani. Eksi 15 çarpı 1. İşte anladık ki x katsayısı 8'in yanındaki sayı 2. 15'in yanındaki sayı aradaki artıydı eksiye dönüştü. Eksi 1. Ve böylece x ve y katsayılarımızı bulmuş olduk. Bu şekilde bu sorumuzu da bu tamamlamış oluyoruz. Bu videoyu burada bitirelim.